Gençler selam. Sıra sonrası şöyle vaktinizi çalmayacağım. Sadece 5-6 dakika sizinle konuşmak istiyorum. İlk kısmı TYT'yi yani %40'lık kısmı hallettiniz. Sırada ne var? AYT. En önemli kısım %60'lık kısım var. Sınavı iyi geçen arkadaşlar, TYT'si iyi geçen arkadaşlar sevinin hakkınızdır. Yarın önemli ama o yarına da dikkat. Sınavı kötü geçen arkadaşlar. Ya üzülüyorsunuz. Evet. Daha iyi geçebilirdi diyebiliyorsunuz. Evet. Ama bence çok fazla kafanıza takmayın. Çünkü... %40'lık kısmı hallettiniz. Sırada AYT. %60'lık kısım var. En önemli kısım var. Oraya odaklan sen. Orası senin için çok önemli. Geçmiş senelerdeki sınava giren arkadaşlar da şunu gördük. TYT'de istediği başarıyı elde edemeyip de AYT'de coşup istediği yere böyle ulaşan, istediği puana ulaşan, istediği üniversiteye giden öğrenci arkadaşlarımızı gördük. Bunlardan bir tanesi de sen olabilirsin. Sen yarına odaklanacaksın. İşte Belki bu videonun altında da yorumları göreceksin. Sınav kolaydı, şöyleydi, böyleydi, çok güzel yaptım, şöyle oldu, böyle oldu gibi yorumları göreceksin. Ya da arkadaşların kolaydı diyecek, bilmem neydi diyecek. E sen onlara bakma. Her sene sınav çok zor bile olsa bu cümleleri söyleyen hep bir öğrenci arkadaşlar oluyor. Doğrudur, sınavı iyi geçmiştir, kolaydır. Ama bir de şunu düşün. Yani TYT denemelerinde böyle 50 yapıp da bu sınava girdiğinde 55 yapan, 60 yapan tabii kolay der. Bir de onu düşün. Ama sen bunlara kafana takma. Yorumlara çok fazla bakma. Sen yarına odaklan. Senin için önemli olan yarın. Sınavın iyi de geçse kötü de geçse yarın önemli. Yarın da zaten şimdi ilk TET'ye girdiniz ya. Belki stres yaşadınız. Stresten dolayı 5-6 dakikanız gitti. Ama bu stresi sıkıntıyı AYT'de genelde öğrenci arkadaşlarımız yaşamıyor. Çünkü ilk basamak bitti. Genelde TET'de stres sıkıntı yaşanıyor. AYT'de de zaten çok fazla süre sıkıntısı olmuyor ya. O yüzden yarın en büyük başarıyı yarın elde edeceksin. Senin için önemli olan kısım yarın. Yarın odaklan. Algılarını kapat. Millet ne demiş? Şöyle demiş. Böyle demiş. Önemli değil. Önemli olan sensin. Sen de yarın çok güzel şeyler yapacaksın inşallah. Evet ben sınava girmedim. Şimdi sınava girmedim ama sınav sonrasında böyle sınavdan çıkan arkadaşlarla konuştum. Bir de Mert Hoca da sınava girmiş. Onunla da konuştum. Onunla da konuştuktan sonra da açıkçası çok sevindim. Niye? Hep anlattığımız yerlerden gelmiş. Özellikle yeni nasıl ağırlıklı gelmiş. Hatta Mert Hoca dedi ki e, soruları ben görmedim. Mert Hoca dedi. Yani 9 tane soru yeni nesil soruydu. Bir böyle katı cisim sorusu yeni nesil soru değildi. Alan sorusu yeni nesil soru değilmiş. Ya bu beni açıkçası çok Çok sevindirdi. Çünkü bizim konu anlatımımızın mantığı neydi? Hep yeni nesil üzerine gitmekti değil mi? Aa, konu anlatımda ne yapıyorduk? Bir eski nesil başlıyorduk. Ondan sonra eski nesil sorular şu şekilde çevrilir diye hep söylüyorduk size zaten. O yüzden yabancı olmadığınız konular geldi. Yani e, sizler bu konu anlatımını izlediğiniz için büyük ihtimalle geometri kısmında eğer süre sıkıntısı yaşamadıysanız geometri kısmını yapmışsınızdır. Ya eskiden böyle yenisi geldiği zaman öğrenciler çok zorlanıyordu. E şimdi çok kolay diyebilirsin belki. Kolay ya da zor diyebilirsin bilmiyorum ama sen kolay diyenler de belki bazılarına zor gelmiştir. Çünkü sen artık yeni nesile alıştın. Yeni nesile alıştığın için o sorular sana kolay geldi. Yani hep konu anlatımında da anlattık. Kalem döndürdüğün zaman aynı kalem. Eskisi gibi şeyi kullanmıyorlar. Eş yapılar yani bunlar. Eskisi gibi AB eşittir AC'yi kullanmıyorlar. İşte iki tane özdeş çubuktan bahsediyor mesela. Aa orada AB eşittir AC dememiş ki eşitliği soru içerisinde sen kullanacaksın mesela değil mi? Evet sorular gerçekten yani zaten daha öncesinde de size söylüyordum. Ne diyorduk? ÖSYM sınavın ÖSYM'de sınavın en kaliteli kısmı hep geometri diye söylüyordum. Ki 9 tane yayın nesil olunca kalite. Kolay ya da zor. Ondan bahsetmiyorum. Kaliteden bahsediyorum. O kaliteli soruları da büyük ihtimalle sen de yaptın. Yorumlara da yaz. Merak ediyorum. Hocam şöyle netim oldu. Şöyle yaptım. Böyle yaptım. Ama sadece geometri kısmını yaz. AYT sınavı da bittikten sonra zaten AYT ile ilgili hem TYT hem AYT'de e, o soru analizlerini de sizle ilgili yaparız. Onunla da ilgili güzel bir video da çekerim. Ama tekrar tekrar söylüyorum senin için AYT önemli. AYT. Evet yarınki sınava odaklan. Yarınki sınava rahat bir şekilde gireceksin ve çok güzel işler yapacaksın. Yarınki sınavda ne var? üçgenden soru çıkıyor mu? Doğru açı ve üçgende açı, doğru açı veya üçgende açı soruyorlar. O da yeni nasıl olacak? Ki ben AYT'de ne çıkar? Şortsu yapmıştım. Burada şimdi vaktini almıyorum o şortsu izle istersen. Ee, ama analitikte dört tane soru geliyor. İkisi normal analitik, bir tanesi dönüşüm geometrisi, bir tanesi çember analitik. E, analitik geometri dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Belki 5'e de çıkarabilirler. Yani soruların yarısı belki analitik geometri de olabilir. Analitik geometride şöyle doğru denklemi yazmayı bil. Analitik düzlem çizmeyi bil. Ama ben hep şunu söylüyorum. Üçgenden dörtgenden soru çıkmasa bile bu soruları nerede kullanıyorlar? Üçgen ve dörtgeni nerede kullanıyorlar? Analitik geometrinin içinde çemberin içerisinde kullanıyorlar diye söylemiştim. Dik üçgen benzerlik alan ve ek çizimler senin için önemli. E hocam bugün işte bir şeylere bakayım mı? Şöyle bir şeyler unuttuysan bu saydığım konulardaki özel durumlara bakabilirsin. Yani stressiz bir şekilde oturduğun yerde sadece aç konu anlatımında kendi yazdığın notlara bak. beta'yı hatırla. İşte benzerliği hatırla. Ya da ne bileyim üçgenlerin merkezleri belki unutmuşundur. Belki analitin içerisinde üçgenin merkezler, diklik merkezi, işte işte çemberin merkezi, kenar orta dikme merkezi gibi bilgileri de kullantırabilirler. Bunları da hatırlamak için şöyle bir üstün körü şöyle geçebilirsin. Tamam? Son gün çalışılmaz diye bir şey söyleniyor ama çalışmıyorsun. Sadece hatırlamak için bakacaksın. Şöyle bir 15-20 dakikanı ya da en fazla yarım saatinde ayırıp geometriyle ilgili şöyle bir çalışma da yapabilirsin. Yarın çok güzel işler yapacaksın. Bugün bitti. Hiçbir şeyi kafana takma. Senin için önemli olan yarın. Yarına odaklan. Yarın da o sınavda coş. Sana güveniyorum. Geometride dediğimiz gibi yine kaliteli sorularla karşılaşacaksınız. Analitik içerisinde böyle yeni nesil diyebileceğimiz sorular olmayabilir aslında ama ee, analitik haricinde diğer işte açı sorusu ya da çemberde uzunluk sorusunda yeni nesil sorularla karşılaşacaksınız. Yarınki sınavda sana başarılar diliyorum. Yarın odaklan ve bugün de şöyle gez dolaş bir de birkaç bakman gereken şeylere bak. Bu kadar. Yani sınavının çok iyi geçmesini istiyorum. Elinden gelenin de en iyisini yapmanı istiyorum. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.